Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım, 14 Ekim'de Türkiye saatine göre akşam 20.54'te 21 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Yılın ikinci tutulma dönemindeyiz. Bu yılın son güneş tutulması olacak. 15 gün sonra ay tutulması da yaşayacağız ve bu döngü önümüzdeki Mart ayına kadar, 2024 Mart ayına kadar olan sürecimizi de önemli ölçüde etkileyip şekillendirecek. Güneş tutulmaları güçlü yeni aylardır. Etkileri en az 6 ay, 1 yıla yayılan bir tesir göstermektedir. Şimdi terazi koç aksında biliyorsunuz ay düğümleri geçişimiz başladı. 2025 yılına kadar koç terazideki tutulmalar da devam edecek. Bu nedenle 20 Nisan'da yaşadığımız koç burcundaki güneş tutulmasının ardından şimdi 14 Ekim'de terazi burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. Özellikle öncü burçlarımız çok önemli etkiler alıyorlar. Bunlar hangileri hatırlayalım? Koç, terazi, yengeç ve oğlaklar. Bu burçlar için çok daha güçlü, etkili bir tutulma. Ama biliyoruz ki tutulmalar kolektif alanda, toplumsal gelişmelerde de çok önemlidir. Dolayısıyla kişisel haritalarımızda bizi etkileyebilmesi için mutlaka kişisel haritalarımızdaki gezegenlerimize temas etmesi gerekir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 21 derece terazideki bu tutulma özellikle öncü burçların 15 ile 27 derece aralığında gezegenleri olanları çok daha fazla etkileyecektir. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz olabilir, herhangi bir gezegeniniz olabilir. O gezegenin sembolize ettiği konularla ilgili tutulma enerjileri çalışacaktır. Tutulma zamanında, yani Ekim ayında etkilerini gösterebilir. Önümüzdeki özellikle Ocak ayında veya Mart, Nisan döneminde etkilerini gösterebilir. Biliyorsunuz bu daha uzun vadeye yayılan bir tesis. Transit eden gezegenlerin tutulma aksına teması oldukça tutulma enerjilerini biz hissederiz. Hayatımızda bunları aslında büyük resmi belirleyen, yaşamımızda daha kadersel etkileri, dönüşümleri ortaya çıkaran göksel müdahalelerdir ve çok önemlidir astrolojik olarak. Evet, şimdi terazi tutulması genelde neyi sembolize ediyor? Daha çok ilişkilerle ilgilidir, biliyoruz. Venüs tarafından yönetilir. Tutulma sırasında an haritasında Venüs Başak Burcu'nda. Tutulmanın hemen Güneş ve Ay'ın yanında Merkür'ü görüyoruz. O da terazi burcunda. İlginç bir şekilde yükselende tutulma an haritasında ikizler var. MC noktasında kova var. Yani hava elementinin yoğun olduğu bir tutulma bu. Hava elementi yoğun olunca daha çok zihinsel aktiviteler, insani konular, sosyal aktiviteler, insan ilişkileri, bilgi trafiği, daha çok sosyal olaylar, bunlar daha fazla hareketlenir. Öncü bir tutulma ve öncü tutulmalar etkilerini daha hızlı, net bir şekilde gösterir. Yani bunlar başlatıcı, yenilikçi tutulmalardır aslında. Ve yükselenin yöneticisi de Merkür, ikizler olduğu için yükselen, o da terazi burcunda. Güneş ve Ay ile birleşiyor. Üstelik Merkür ile Venüs arasında da böyle bir birbirlerinin burcuna yerleştikleri için bir karşılıklı ağırlama var. Bu da Venüs ve Merkür'ün aslında enerjilerini güçlendiriyor. Bir kavuşum enerjisi gibi düşünürsek bunu, güçlü bir şekilde kendilerini gösterebiliyorlar. Tutulma haritanın 5. evinde Türkiye'ye göre baktığımızda 5. ev aslında genel itibariyle daha böyle şanslı tabir ettiğimiz, bizi ileriye taşıyacak, keyif verecek, geliştirecek konularla ilgilidir. Hayatın birazdan keyifli yönleriyle de ilgilidir. Çocuklarımız, yaratıcı faaliyetlerimiz, hobilerimiz, şansa ihtiyacımız olduğu alanlar, girişimlerimiz, yeteneklerimiz, yani bunlar 5. ev konularıyla ilgilidir. Terazinin içinde zaten böyle bir sanat, estetik, güzellik gibi uygulamalar var. Bununla birlikte her türlü sosyal etkileşimi yönetir. İlişkilerimiz, evlilik konuları, işbirliklerimiz, ortaklı girişimlerimiz, hizmet aldığımız kişiler, danışmanlarımız, anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz hep terazi konusudur. Bunun yanı sıra hak, hukuk, adalet gibi konular yine terazi ile ilgilidir. Sanat ve estetikle ilgili, güzellikle ilgili kavramlar yine terazi burcunun temsil ettiği en önemli kavramlardır. Terazi burcundaki güneş tutulması 134 nolu Saros ailesine ait. Her 18 yılda bir aynı ailede, aynı Saros döngüsünde tutulmalar meydana gelir. En son 3 Ekim 2005'te bu aileye ait bir tutulma yaşamıştık. Bununla beraber
her 19 yılda bir aynı zodyak derecesinde de tutulmalar yaşıyoruz ve geçmişe baktığımızda 2004 yılının Ekim ayında yine bu derecede 21 derece terazide bir güneş tutulması yaşamıştık. Tabii ki doğum haritalarımızda aynı noktalara temas ettiği için biraz benzer tesirler çalıştırabilir. O yüzden 2004 yılını, 2005 yılını şöyle bir gözden geçirin bakalım. Hayatınızda nelerle mücadele ediyordunuz? Yaşamınızda yenilikler olarak neler geldi? Yani tamamen aynı olmayacaktır tabii ki. Kolektif gezegenlerimiz farklı şu anda ama benzer tesirleri hayatınızda çalıştırabilir. Ülkemizden gözlenemeyecek. Yani tutulmayı biz fiziki olarak göremeyeceğiz. Daha çok bu işte Amerika'da, Batı Afrika bölgesinde, Pasifik bölgesinde tam gözlenebilecek bir tutulma olacak. Tutulma 21 derece terazide Foramen yıldızı ile birleşiyor. Şimdi sabit yıldızlar olarak baktığımızda Jüpiter-Satürn karakterinde güçlü bir yıldızdır Foramen. Çok parlak ve etkisi çok güçlüdür. Aslında böyle başarı veren, lider özelliklerini destekleyen, yeteneklerimizi kullanmamıza imkan veren, maddi manevi fırsatlar veren bir etkidir bu. Ayrıca Spica'ya da çok yakın biliyorsunuz. Çok şanslı bir yıldızdır Spica. 21 derece Foramen Spica aksına çok yakın. Bununla beraber bu Foramen yıldızı özellikle denizler, gemi taşımacılığı, yolculuklarla alakalıdır. Negatif yönde gemi kazalarını tetikleyebilir. Özellikle gemi yolculukları ve gemi kazalarında çok önemlidir Foramen. Bununla beraber özellikle göz sorunları, sağlık anlamında işitme sorunları gibi bazı problemleri tetikleyebilen bir yıldızdır. Ama genelde baktığımızda gerçekten özellikle iyicil gezegenlerle temas ediyorsa haritalarımızda işte Jüpiter olabilir, Venüs olabilir, Merkür olabilir. Bolluk, bereket veren, güçlü, başarı veren bir yıldızdır. Merkür ise Segonus yıldızıyla birleşmiş durumda. Merkür için de aslında güçlü bir yerleşim. Burada biliyorsunuz Merkür söz sahibi. Yani biraz da iletişim, bilgi trafiği, eğitim gibi konuları, hayatımıza ticari aktiviteleri hareketlendirebilecek bir tutulma. Bu da işbirlikleri, ortaklıklar, ilişkiler alanında bize fayda sağlayabilecek bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz. Güney düğüm yönünde çalışıyor. Şimdi güney düğüm biraz daha geçmişle alakalıdır. Ve biraz karmik birikimlerle alakalıdır. Yani ne ektiysen onu biçiyorsun gibi düşünebiliriz. Yani bu tutulma geçmişten gelen alacaklar. Bunlar adaletle ilgili konular olabilir. Haksızlığa uğradığımız konulardaki hak arayışlarımızda belki bize evren bazı önemli destekler sunabilir. Burada kapılar açabilir. Bununla beraber ilişkilerde bastırdığımız konular, işte ilişkilerde verdiğimiz tavizler, bu nedenle hayatımızda yaptığımız fedakarlıklar, bunlarla ilgili bize bazı geri dönüşler getirebilir. Ama bastırdığımız duyguların da artık ortaya çıkması mümkün. Bu nedenle tutulmalar Plüto'yla da önemli bir açısı var. Oğlak Burcu'ndaki Plüto'nun bu tutulmanın. Dolayısıyla Plüto artık Oğlak Burcu'nun son derecelerinde biraz daha dönüştürücü bir etkidir. Bu köklü bir değişimi tetikler. Özellikle öncü burçlarımız zaten Plüto'dan önemli tesirler alıyorlar. Bu tutulma burada özellikle işte Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlaklar için daha plütonik çalışabilir. Yani bitmesi gereken, geride kalması gereken bu bir ilişkidir. Bir işbirliğidir, bir iştir, belki bir alışkanlıktır. Hani bunları geride bırakıp yeni sayfa açabileceğimiz konularda bizi destekliyor aslında. Buralarda önemli adımlar atabiliriz ve hak edişlerimizle de karşılaşabiliriz. Birçokları için bir evlilik de olabilir bu. Belki bir ortaklık, belki bir arkadaşlık ve farklı konular olabilir tabii ki. Bununla birlikte ülkemiz açısından da baktığımızda ülkemiz için 5. ev çizgisinde olan bir tutulma, 21 derece terazi. Ülkede özellikle gençleri, çocukları çok etkileyen bir alan burası. Merkür'le de birleştiği için biraz eğitim hayatına vurgu yapıyor. Belki işte önümüzdeki dönemde eğitimde alınacak kararlar olabilir. Uzaktan eğitim ve benzeri konular biraz daha belki tetiklenebilir bu tutulmayla beraber. Yine halkın genel olarak refahı, mutluluğu, keyif aldığı alanlarla da ilgilidir. Sanatçıları, ünlü kişileri, dikkat çeken kişileri, halkın sevdiği kişileri, kahraman olanları, mesela bunları da çok öne çıkarabilir. Ve her tutulma tabii ki bir yenilik de getirebilir hayatımızda. Dikkat çeken bir kişi, bir lider, belki bir ünlü kişi, belki bir kahraman. Sanatta ve sporda aldığımız başarılar var.
bu tutulma aslında bu alanlarda da yine önemli etkiler getirebilir hayatımıza. Ama özellikle gençler ve çocukları etkileyebilecek konulara çok daha fazla vurgu yaptığını söyleyebilirim. Şans ve spekülasyon alanlarına da biraz dikkat etmek lazım. Plüto açısı özellikle ekonomik anlamda parayla ilgili alanlarda spekülatif durumlara, risk içeren konulara, borç alacak konularında özellikle manipülasyona buralarda dengeli olmak lazım. Takip eden dönemde 28 Ekim'de Boğa burcunda bir ay tutulması yaşanacağı için bu biraz daha para konularını o dönemde vurgulayacak. Yani para, kazançlar, borç alacak konuları, finansal konular, ekonomik, piyasalarla ilgili konularda daha güçlü etkiler getirebilir. Evet, şimdi tutulmanın genel hatlarıyla özellikle yükselen burçlarınıza göre takip ediniz etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 21 derece terazi burcundaki güneş tutulması tam karşıt burcunuzda meydana geliyor. Sizin için önemli koç terazi aksındaki geçişler, ay düğümleri ve bu aksta oluşacak tutulmalar önümüzdeki 1,5 yıl yaşamınızı önemli ölçüde değiştirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında mı? Bunu artı eksi 5 derece alabilirsiniz. Çok daha kadersel çalışabilir bu tutulma sizin için. İlişkilerinizle ilgili önemli bir döngü içerisindesiniz. Belki ilişkilerle bağlantı hayatınızda da önemli dönüşümler olacak. Kariyerinizde, toplumdaki statünüzde. Hani bu bir evlilik kararı olabilir tabii ki ama bir ayrılık kararı da olabilir. Yani bitmesi gereken bir ilişkinin bitmesi, bir boşanma, bir ayrılık söz konusu olabilir. İşbirlikleriniz, ortaklıklarınız, beraber çalıştığınız kişiler ve benzeri alanlarda da bazı kararlar verebilirsiniz. Bununla birlikte yakın arkadaşlıklar, yeni tanıştığınız insanlar, başkalarından aldığınız hizmetler, bu sizin avukatınız olabilir, muhasebeciniz olabilir, yardımcınız olabilir. Yani hizmet aldığınız kişiler, beraber çalıştığınız kişiler ve bunlarla olan ilişkilerinizde de bazı kararlar verebilirsiniz. Yani bazı anlaşmalarınızın, sözleşmelerinizin gözden geçirilmesi de mümkün görünüyor. Plüto ile temas etmesi ve Plüto'nun 10. evinizde olması toplumdaki statünüzün önemli bir döneminde olduğunuzu ve aslında bu tutulma etkileriyle burada belki önemli bir başarı ya da işte genel olarak statünüzde, kariyerinizde önemli bir dönüşümle karşılaşabileceğinizi de söyleyebilirim. Sadece bu ayla sınırlı değil, bu tutulmanın etkisi en az 6 ay belki Mart-Nisan dönemine kadar, hatta 1 yıla yayılan bir etkiden de bahsedebiliriz. Hayatınızda önemli insanlar, kişiler gelebilir, çıkabilir ve bunlar sizin ilişkilerle bağlantılı yaşamdaki duruşunuzu, kariyerinizi önemli ölçüde şekillendirebilir sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Evet, tutulma döngülerinden son 1,5 yıldır siz de önemli etkiler alıyorsunuz. Her ne kadar koç terazi aksına geçse de tutulma döngüsü, önümüzde 28 Ekim'de burcunuzda bir tutulma var, unutmayın. Bu tutulmayla tamamlanacak artık burcunuzun aldığı etkiler. 21 derece terazi burcundaki tutulma 6. evinizde olacak. Önce burçlarımız daha fazla etkileniyor ama siz bir boğasınız. Önce burçlarda gezegenleriniz olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç, yengeç, terazi ya da oğlak burçlarının 21 derece ve yakınlarında gezegeniniz var mı? Yani bunları özellikle 15 ile 27 derece arası alabiliriz. Bu derecelerde herhangi bir gezegeniniz varsa tutulma aksı çalışacaktır. Özellikle sağlık konularınız, günlük hayatınızın detayları, alışkanlıklarınız, beraber yanınıza çalışan, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, mesleki konular, tüm buralarda bir düzenleme, bir yenilik olabilir. Sağlık konularında hassasiyetleriniz artabilir çünkü 6-12 aksı önemli. Sağlığınızı iyileştirmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz, beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. Ruhsal, bedensel, zihinsel her yönde sağlığınızı iyileştirmek adına bazı düzenlemeler yapabilirsiniz alışkanlıklarınızla ilgili. Ve tabii ki iş ve mesleki konularda önemli bir tutulma. Mesleki anlamda bir yeteneğinizi keşfedip belki onu geliştireceksiniz, bir eğitim alacaksınız, bir hobinizi meslek haline getireceksiniz. Bunlar için bir çaba, bir öğrenme sürecindesiniz aslında. Yeteneklerinizi fark edip bunları geliştirip başkaları tarafından da keşfedilebilirsiniz sevgili boğalar.
Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması 5. evinizde meydana gelecek. Güzel bir ev, şanslı bir evdir aslında ve tutulma an haritasında Türkiye'ye göre zaten ikizler yükseliyor. Yani önemli etkiler alabilirsiniz bu tutulmadan. Öncü burçlarımız tabii ki biraz daha fazla etki alıyor ama hepimizin haritasında öncü burçlarda gezegen olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak'ta gezegenleriniz var mı? Eğer varsa etkileri daha güçlü olacaktır, daha kadersel olacaktır. 5. ev tutulması hayatınızda özellikle çocuklarla ilgili konulara işaret ediyor. Örneğin ebeveyn olmaya karar verebilirsiniz ve bu tutulma ebeveynlik, anne olma, baba olma, bunlarla ilgili konuları çalıştırabilir. Hamilelik, doğum ve benzeri. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili konuda hayatınızda farklı bir döngü çalışabilir. Çocukların okula başlaması, çocuklarla ilgili gelişmeler, evlenmesi ve benzeri onların hayatındaki gelişmeleri tetikleyebilir. Sanatsal anlamda güzel bir tutulma. Bu anlamda birazdan sosyalleşmeniz, hayatınıza yeni insanların gelmesi, keyif alacağınız uğraşlara, hobilere zaman ayırmanız, biraz daha eğlenceli aktiviteler içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Yani bu anlamda hayatınıza renk katan, yaratıcılık katan, eğlence katan bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber biraz para konularına da destek oluyor tabii ki. Yani parasal konularda şansa ihtiyacınız olan, o özellikle kişisel girişimleriniz, yatırımlarınızın değerlendirilmesi gibi konular da olabilir. Buralarda da belki vereceğiniz kararlar, alacağınız kararlar var, atacağınız adımlar var. Yeni belki fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, terazi burcundaki tutulma tüm öncü burçlarımızı önemli ölçüde etkiliyor. Siz de bir öncü burçsunuz biliyorsunuz ve tutulma tam 4. evinizde çok önemli, hayatımız için önemli bir alanda, özel hayatımızdır, evimizdir, yuvamızdır, ailemizdir. Yani bu alanda bir tutulma var. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarında, eğer böyleyse tutulma çok daha güçlü çalışacaktır, önemli olacaktır. Yani bu tutulma bir döngünün bitmesi, bir değişim getirebilir. Örneğin hani evlendiğinizde aileden ayrılırsınız, kendinize bir yuva kurabilirsiniz, bir ev açabilirsiniz. Bunun gibi etki olabilir. Ama boşanma da bir düzen değişimidir. Yani bu da tetiklenebilir. Bununla birlikte belki taşınacaksınız, farklı bir eve geçeceksiniz ya da farklı bir şehre, bir ülkeye gideceksiniz. Bir yer değişimi, bir düzen değişimi olabilir. Ailenizle ilgili konularda, ebeveynlerle ilgili konularda önemli etkiler alabilirsiniz. Yani onların düzenleri, onların sağlıkları ve benzeri etkiler ebeveyn konularında özellikle bu tutulma önümüzdeki belki en az 6 ay, 1 yıla yayılan önemli bir değişimi, dönüşümü tetikleyebilir. Genel itibariyle ilişkilerle de bağlantılı olarak yaşam düzeniniz, ailevi düzeninizde bazı önemli etkiler altında olabilirsiniz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması 3. evinizde olacak. Genel itibariyle hareketlilik getiren, yeni bilgiler öğrenmenizi sağlayan, eğitim konularında sizi destekleyen, belki bol bol seyahat edebileceğiniz ya da ticari yeni girişimlerde bulunabileceğiniz bir alan. 3. ev çok aslında geniş kapsamlı. Kardeşleriniz de bunlardan birisi. Yakın çevreniz de etkiler, komşularınız da etkiler 3. ev tutulması. Ama öncü burçları daha fazla etkiliyor tabii ki derece olarak. 21 derece terazi. Dolayısıyla hepimizin haritalarında da öncü burç olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle işte Koç'ta, Terazi'de, Yengeç'te ya da Oğlak'ta gezegeniniz var mı? Eğer varsa ve bunlar 21 dereceye yakınsa, 5 derece artı eksi düşünün, o gezegenin sembolize ettiği konuda hayatınızda hareketlenecektir ve tutulma daha güçlü çalışacaktır. Burada etkili olacaktır. 3. ev konuları, işte belki bir eğitime başlayacaksınız ya da komşularınızla ilgili bir değişim var. Kardeşlerle ilgili önemli etkiler olabilir hayatınızda. Genel olarak belki yayıncılık, medya, tasarım gibi işleriniz, iletişimle ilgili alanlarda size önemli kapılar açacak, önemli etkiler getiriyor, sizi geliştirecek bir tutulma aslında bu. Yeteneklerinizi de iyi değerlendirebilirsiniz. Özellikle iletişim ve eğitim alanlarında. Buralarda belki bazı bir anlaşmadır, bir sözleşmedir. Hani bunu da ortaya çıkarabilir. Merkür'ün etkisi, imza atılması gereken konular anlamına da geliyor aslında. Hayatınızda böyle vereceğiniz kararlar, vereceğiniz sözler, anlaşmalar anlamına da gelebilir tabii ki sevgili aslanlar.
Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, ikinci evinizdeki bu önemli tutulma maddi durumunuz için çok güçlü tesirler getiriyor. Aslında Nisan ayında da başladı bu Koç terazi aksındaki tutulmalar, biraz para konuları, finans konuları, alacaklar, borçlar ve benzeri konular hayatınızda önemli. Ve tutulmalar zaten uzun vadede daha kadersel tesirler çalıştırır. Bir yeteneğinizi fark edip değer oluşturmanız, işte kaynaklarınızı değerlendirmeniz, para kazanmanız, kazançlarınızı belki geliştirmeniz, yatırımlarınız olabilir, harcamalarınız olabilir. Ama burada daha çok para durumunuzu etkileyecek tesirlerden bahsediyoruz. Yönetici gezegen Venüs o Başak'ta. Dolayısıyla hani Venüs'ün burada önemli bir etkisi var sizin için. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer öncü burçlarda Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, o zaman bu tutulma çok daha etkili, önemli ve değiştirici, dönüştürücü olacaktır hayatınızda. Tabii ki bir işe girme, para kazanma, işte belki daha önceden yaptığınız yatırımların gelirleri, belki size ait mal varlıklarının dönüşümü, satılması, kiralanması ve benzeri konular, kazançlarınızda olabilecek değişimler, belki maaşınızda bir artış olabilir. Ama bu tamamen kişisel haritanızın aldığı etkilerle bağlantılıdır. Plüto etkisi bazı dönüşümler getirebilir. Yani maddi konularda bazı sıkıntıların, kayıpların da tetiklenmesi mümkün. Bu tamamen kişisel olarak haritalarınızda etki edecektir. Daha çok biraz daha hak edişlerle, yaptığınız çalışmalar, harcadığınız emeklerle bağlantılı olarak maddi durumunuzda önemli gelişmeler olabilir sevgili Başaklar. Sevgili Teraziler ve Yükselen Burcu Terazi olanlar, evet, sizin tutulmanız. Sizin tutulmanız 14 Ekim'de 21 derece Terazi Burcu'nda olacak. Ben de bir teraziyim. Evet, tutulma tesiri altındayız. Ama sadece teraziler değil, tüm öncü burçlar aslında çok fazla etki alıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz özellikle 21 derece yakınlarındaysa bu sizin için kadersel bir tutulma. Hayatınızda bundan sonraki en az 9-10 yılınızı etkileyecek bazı önemli kararlar vermeniz, etkiler altında olmanız mümkün görünüyor. Doğum gününüz 10-18 Ekim arasıysa, hatta 19 Ekim arasıysa, yani buralarda doğduysanız Güneş Burcu Terazi olanlar, sizin için gerçekten bu tutulma yeni başlangıçlar, yenilikler, değişimler getirebilir. Ancak Plüto'nun önemli bir etkisi olduğunu düşünürsek, bu tutulma biraz bazı şeyleri geride bırakıp hayatınızda bir sayfayı kapatmanız, yeni şeylere kapı açmanız anlamına geliyor aslında. Yani bu belki bir yerden taşınmanız, bir ilişkiyi bitirmeniz, belki kariyerde vereceğiniz önemli kararlar anlamına gelebilir. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Tamamen kişisel haritalarla bağlantılı bu durum. Biraz böyle kişisel imajınız, İşte görünümünüz, çünkü bedeni etkiler, bedensel anlamda, fiziki anlamda bir değişim getirebilir. Ama sağlık konularına lütfen özen gösterelim. Çünkü güneş üzerinde, yükselen burç üzerinde olan tutulmalar her zaman sağlık konularında çalışabilir. Eğer zayıf noktalarınız varsa, kendinizi ihmal ediyorsanız ve sağlık sorunlarınız varsa, şimdi bunlarla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili ihmalkar olmamak lazım. Sağlığımızı iyileştirmek, yaşam kalitemizi arttırmak, şifalanmak adına belki hayatımızda önemli kararlar verebiliriz bu tutulmayla beraber. İşte bir diyete başlayabiliriz ve tedaviye başlayabiliriz ve benzeri konular da tabii ki önemli olabilir. Özellikle Venüs'ün de Başak'ta olması biraz böyle sağlık, hijyen, İşte iyileşme, yaşam kalitesi, terapiler, şifa, arınma çalışmaları ve benzeri konuları özellikle destekliyor. Bununla beraber iş ve finansal girişimlerinizde de tabii ki bu tutulma yeteneklerinizi keşfedip hani onları daha iyi değerlendirebileceğiniz bazı önemli fırsatları da karşınıza çıkarabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi burcundaki tutulma 12. evinizde olacak. 12-6 aksındaki bu tutulma döngüsü biraz bilinçaltınıza, ruhsal konulara, yaşamın daha manevi konularına işaret ediyor. Tutulma enerjisi biraz zihinsel anlamda bilinçaltınıza yönelmeniz, ruhsal keşifler yapmanız anlamına gelebilir ya da gizli olan bir şeyler açığa çıkabilir hayatınızda. Hiç bilmediğiniz bazı sırları da öğrenebilirsiniz. Bu tutulma genel itibariyle iyileşme, ruhsal, bedensel, zihinsel şifalanmak için sizi
sizi destekleyecektir. Güney yönünde çalışırsın, biraz zararlı alışkanlıkla şöyle bir bırakalım. Hayatımızdan çıkarmamız gereken bir şeyler olabilir. Bitmesi gereken bir ilişki, bir iş olabilir, alışkanlık olabilir, bağımlılık olabilir. Hani bunları şöyle bir keşfedip hayatımızı iyileştirmek adına da bize önemli farkındalıklar verebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa o gezegenin sembolize ettiği konuya göre tutulma tesir edebilir. Mesela Venüs ise belki aşk ve ilişkilerle ilgili, Merkür ise işte eğitim ve ticaretle ilgili, Mars ise biraz daha sağlıkla ilgili, güvenlikle ilgili, hani konulara dikkat etmek gerekebilir. Buralarda daha fazla hayatımızda düzenleme gerekebilir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi burcundaki tutulma 11. evinizde olacak. 11. ev tutulmaları genelde çok zorlayıcı değildir, aslında daha iyicil bir alandır burası. İşte yeni çevreler, yeni insanlarla tanışmak, yeni projeler, başlangıçlar getirebilir tabii ki size bu tutulma etkisi. Özellikle önce burçlarımız daha fazla etkileniyor. Hepimizin haritalarında önce burçlarda gezegenler olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa o gezegenlerin sembolize ettiği konularda hareketlilik artabilir. Bu tutulma bazı ilişkilerinizi gözden geçirmenizi sağlayabilir. Belki artık bitmesi gereken bir arkadaşlığı bitirebilirsiniz. Yeni çevrelere de girebilirsiniz. Eski arkadaş grubunuzdan ayrılabilirsiniz. Ya da bir kulüp, dernek, vakıf üyeliği gibi bu tarz şeylerinizde bazı kararlar verebilirsiniz. Dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Bir projenin sonuçlanması mümkün, üzerinde çalıştığınız veya yeni bir projenin hayatınıza gelmesi mümkün. Çünkü işiniz, kariyeriniz, toplumdaki statünüz, yaptığınız işler, çalışmalar, hani buradan alacağınız maddi manevi gelirlerle de ilgilidir burası. Yani size parasal gelir de getirebilir, maddi durumunuzla ilgili bazı tesirler de getirebilir. Plüton'un da para evinizde olduğunu düşünürsek, yani bu tutulma aslında kariyerden gelen kazançlarınız, işten gelen gelirlerinizle ilgili önemli bir etki getiriyor. Hani iş arayanlar için belki böyle bir kazanç kapısı açabilir, ama yaptığınız çalışmalarla birlikte kazançlarınızda bir değişim, belki bir hak ediş, işte geçmişten böyle bir beklentiniz var, çabanız var, hak ettiğiniz bir şeyleri almak istiyorsunuz ya da hukuksal bir konunuz var. Bunlarda da önemli gelişmelerin olması, destekler almanız mümkün sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, sizin için de çok önemli bir tutulma, çünkü siz önce bir burçsunuz. Evet, bu tutulma burcunuzdaki Plüto'yla da temas ettiği için kuşkusuz etkili olabilir. 21 derece terazi tutulması 10. evinizde tam da toplumdaki statünüzü, kariyerinizi etkileyen, başarınızı etkileyen bir alanda. Bu tutulma hak ettiğiniz bir İşle ilgili, kariyerle ilgili çalışmaların karşılığını getirebilir. Size emek harcadığınız konuların artık hak edişleriyle karşılaşabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınız konularla da daha fazla mücadele edebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın tesiri artacaktır. 15-27 derece arasını alabilirsiniz burada. Tabii ki bir iş değişimi, yer değişimi, belki görev değişimi olabilir, emeklilik olabilir, kendi işinizi kurmak gibi bir konunuz olabilir, aileyle ilgili, ebeveynlerle ilgili konular da aktif. Yani anneniz, babanız, onların sağlıkları, onların düzenleri, onların işleri ve onlarla ilişkilerinizle de ilgili bu tutulmanın güçlü tesirler getirebileceğini söyleyebiliriz. Bir taşınma, yer değişimi mümkündür. Plüto burada daha köklü düzen değişimlerini tetikleyip, bu bir işle de ilgili olabilir. Mesela tayin olabilirsiniz, bir atama olabilir, bir çalışma ortamına başlayabilirsiniz. Dolayısıyla bu hayatınızda bazı dönüşümleri, yer değişimlerini, düzen değişimlerini de getirebilir tabii ki sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 21 derece terazi tutulması 9. evinizde olacak. Size güzel bir açıda tutulma güçlü etkiler getiriyor. Bu tutulma aslında hayata bakışınız, inançlarınız, düşünceleriniz alanında bazı dönüşümler getirebilir. Bununla birlikte hukuk,
alanında, yani hak arayışlarınız alanında, bazı davalarınız, mahkemeleriniz olabilir. Bunlar geçmişten gelen konular da olabilir. Haksızlığa uğradığınız konularda mücadele içerisinde olabilirsiniz ve bu tutulma buralarda bazı kapılar açabilir size ya da destek alabileceğiniz kişileri karşınıza çıkarabilir. Akademik konular, üniversite eğitimi gibi buralarda yeni açılımlarınız var. Pluto etkisi biraz tabii ki bazı dönüşümleri, geride bırakmanız gereken davranışları, düşünceleri de işaret ediyor. Yurt dışı ve uluslararası konularda da önemli etkiler getirebiliyor hayatınıza. Yurt dışında alınacak bir eğitim olabilir, uluslararası bir iş olabilir, ticari bir aktivite olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki tutulmanın tesiri artacaktır. Koç, yengeç, terazi ya da oğlak burçlarının 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Hepimizin haritalarında olabilir. Eğer varsa bu etkiler artacaktır. Seyahatleriniz olabilir ki daha çok yurt dışı seyahatleri, uluslararası konular. Özellikle uluslararası alanda böyle bir işte vize almak, pasaport ya da işte yurt dışı oturumu gibi bir beklentiniz varsa onunla ilgili önemli bazı yasal süreçler de çalışabilir. Medya, yayıncılık işleri, internet, sosyal medya üzerindeki aktiviteler ve benzeri ticari oluşumlarınızda da önemli bazı tesirler getirebilir. Hareketler, hayatınızda düzenlemeler söz konusu olabilir. Sevgili kovalar, sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet, terazi burcundaki tutulma 8. evinizde olacak. Terazi koç aksındaki tutulmalar Nisan'da başladı. 2025'e kadar da devam edecek. Bu dönem biraz para konularını işaret ediyor tabii ki. 8. ev başkalarıyla paylaştığımız kaynaklardır. Borçlanmalardır, kredilerdir, hisseli paralardır. Bu bir miras olabilir, bir nafaka olabilir, bir tazminat olabilir veya bir burs kazanma, işte bir belki hak ettiğiniz bir primi alma, bir borcu ödeme, bir vergi yapılandırılması ya da emekli olma gibi konular. Şimdi buralarda daha uzun vadeli bir etkiden bahsediyoruz. Beklentileriniz varsa biraz daha netleşecek. Eşinizin gelirleri, eşinizin kazançları ya da ortaklı işlerinizdeki parasal paylaşımlar alanında da önemli etkiler altında olabilirsiniz. Önce burçlarınız daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Hepimizin haritalarında öncü burçlarda gezegenler olabilir. Koç, yengeç, terazi ya da oğlak. 21 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Bunu artı eksi 5 derece olarak değerlendirebilirsiniz. O zaman bu bahsettiğimiz konular daha güçlü çalışacaktır sizin için. Yani bu para, finans konuları, borç alacak konuları, hisseli paralar buralarda daha fazla çalışacaktır. Bazı döngülerde şimdi Venüs de Başak'ta olduğu için biraz ilişkilerle ilgili önemli. Yani eşinizin kaynakları, işbirlikleri, ortaklı işte gelir gider dengeniz burada önemli görünüyor. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler de olabilir. Yatırım kararlarınız da olabilir tabii ki. Yani bir işbirliğine başlayabilirsiniz, bir kredi alabilirsiniz. Hani bununla ilgili konularda çalışabilir. Ama genel itibariyle maddi durumunuzla ilgili önemli yapılandırmalar içerisindesiniz. Bu tutulma bu alanı şekillendirebilir.